Denizli iyi bir tarım ilçesi. İlçemizde ciddi manada fındık, mısır üretimi var. Bizler de Denizli Belediyesi olarak tarıma destek vermek anlamında ne kadar tarla yolumuz var diye sorduğumuzda 110 kilometre uzunluğunda tarla yolu ve bunun sürekli bozulmasıyla alakalı şikayetler vardı. 80-85 kilometresini 90 bin ton taşlı malzemeyi yollara sererek tarla yolu yapmışız. Taksinizle bile tarlanızın başına kadar gidebildiğiniz bir yola döndürdük. İkincisi, bu ilçede alternatif tarımla alakalı bir çalışmamız oldu. 2020 yılında başladığımız projede önce sarep bitkisiyle alakalı bir çalışmamız oldu. Bunu da Marmara Kalkınma Ajansı üzerinden yürüttük. Markanın uygun görmesiyle, bakanlığa sunmasıyla bize yaklaşık 1 milyon 800 bin lira civarında bir ödenek, geri ödemesi bir bütçe ayırdı. Tabii birkaç doneli yerde üretim yaptık. En uygun olan yerde de bugün sarep bitkimizi yetiştiriyoruz. Bugün elimizde 450-500 bin civarında sarep yumruğumuz var. Bunu da başta başladığımızda 100 binle başlamıştık. Bu 100 binin üzerine işte üreterek bir üst şeye geçirdik. Şu anda 4-5 dönüm arazi üzerinde ekiyoruz. Bunu da inşallah seneye bir o kadar daha büyüterek inşallah alternatif ürün oluşturma anlamında bu ülkede sadece mısır ve buğdaydan ziyade farklı alternatif ürünlerinde karlı yatırım olabilecek ürünlerinde yetiştirilebilmesinin önünü açmak istiyoruz. Bununla ilgili de Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan hanımlar üzerinden her hanım ablamıza bu ürünlerden vereceğiz. Sahlep yumrusunu bu arkadaşlarımız bizim verdiğimiz arazi üzerinde kendileri yetiştirecekler ve bize satacaklar. Bizler de bunu oluşturduğumuz fabrikada işleyerek nihai ürün haline getirip öyle satışını gerçekleştirecektik. Bu manada ciddi adımlar atıldı. Fabrikası da inşa edildi. Şu anda artık üretim sağlayacak bir potansiyelimiz var salepte alakalı. İnşallah önümüzdeki senede yaklaşık 15-20 bayan arkadaşımıza bu salep yumrularından vereceğiz. Üretilmesini sağlayacağız.